Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde fonksiyonların tanımını vereceğiz. Evet, biz ne tür ilişkilere fonksiyon diyoruz? Fonksiyonun tanım kümesi nedir? Görüntü kümesi nedir? Bize iki değişkenli bir denklem verildiği zaman bunun bir fonksiyonu tanımlaması için ne gibi şartlara haiz olması gerekmektedir? Bunları açıklayacağız ama ilk önce ne yapmam gerekecek? Bağıntının tanımını vereceğim. Bağıntının tanımını verdikten sonra da fonksiyona geçeceğim. Peki bağıntının tanımını nasıl vereceğim? Onun için de A kartezyen B kümesine ihtiyacım var. A ve B iki tane küme. A ve B iki küme olsun. Boş kümeden farklı iki küme olsunlar. Bu durumda A kartezyen B kümesi sıralı ikililerden oluşur. Öyle ki birinci bileşen A kümesinin elemanıdır. Ve ikinci bileşen de B kümesinin nesidir? Elemanıdır. Bu şekildeki sıralı ikililerden oluşan kümeye biz A kartezyen B kümesi diye söylüyoruz. Peki sıralı ikilinin tanımı neydi? Sıralı ikili de sıra adı üstünde önemli. Yani AB sıralı ikilisi BA sıralı ikilisine eşittir. Ancak ve ancak A eşittir B olursa. Başka türlü bu eşitliğin sağlanması mümkün değil. Şimdi hemen bir örnek yapalım. A kümesinin elemanları 1, 2 ve 3 olsun. B kümesinin elemanları da D ve S olsun. Şimdi A kartezyen B kümesinin elemanlarını oluşturalım. A kümesinden birinci bileşen alacağım. 1. Sonra ikinci bileşeni B kümesine alacağım. 1D. Devam edeceğim. 1S. Arkasından 2D, 2S. Sonra da 3D ve 3S. 6 tane sıralı ikiliden oluşan bir kümedir A kartezyen B kümesi. B kartezyen A kümesini nasıl peki bulabiliriz? Bu sefer birinci bileşen B kümesinden olacak. D. İkinci bileşen ise A kümesinden olacak. Mesela 1. D1. D2. D3. Sonra S1. S2. S3. Yani toplam 6 tane sıralı ikiliden oluşan yeni bir küme. Dikkat ederseniz A kartezyen B kümesi B kartezyen A kümesinden farklı. Burada tabii ki D ve S elemanlarının 1, 2, 3'ten farklı olduğunu da ifade edelim. A kartezyen B kümesi B kartezyen A'dan farklıdır. Çünkü farklı elemanlara sahiptirler. İki kümenin birbirine eşit olması için o iki kümenin aynı elemanlara sahip olması gerekmektedir. Genel olarak A kartezyen B kümesinin A kartezyen B dediğimiz bu kartezyen çarpımının genel olarak nesi yoktur? Değişme özelliği söz konusu değildir arkadaşlar. Pekala, şimdi kartezyen kümeden bağıntıya geçeceğim. Bağıntı belki duymuşsunuzdur lisedeyken. Veya duyacaksınızdır. Şimdi bağıntıyı tanımlayalım. A kartezyen B kümesinin hatta bir tane de tanım yazalım. A kartezyen B kümesinin boş kümeden farklı her alt kümesine A'dan B'ye bir bağıntı denir. Biz genel olarak bağıntıları beta ile gösteririz. Beta dediğimiz A'dan B'ye olan bir bağıntı dediğimiz aslında nedir? Beta dediğimiz arkadaşlar A kartezyen B'nin boş kümeden farklı bir alt kümesidir. Şimdi az önceki örneğimizde A kümesi 1,
2 ve 3 elemanlarından oluşuyordu. B kümesi ise D ve S harflerinden oluşuyordu. Bu durumda A'dan B'ye bir bağıntı tanımlayacak olursak, evet mesela ne olabilir? Mesela 1D sıralı ikilisi. Bakın bu nedir? A kartezyen B'nin bir alt kümesidir. Peki bu beta 1 bağıntısı aslında ne yapmaktadır? Bu beta 1 bağıntısı A'dan A kümesinden aldığı bir elemanı B kümesindeki bir elemanla eşleştirmektedir. Nasıl eşleştiriyor? A kümesinden 1'i alıyor ve bunu B kümesinden D ile eşleştiriyor. 1'i D'ye götürüyor. Bu şekilde tanıyabiliriz. Başka bir örnek, mesela beta 2 diyelim. Başka bir gene A'dan B'ye başka bir bağıntı tanımlayalım. A kartezyen B'nin alt kümesi olsun. Bu beta 2'de. Başka bir örnek. Beta 2. 1'de 1S 2D. Bu da nedir? Gene A'dan B'ye bir bağıntıdır. Çünkü beta 2'nin A kartezyen B'nin alt kümesi olduğu aşikar. Buna ilgili herhangi bir sorunumuz yok. Ve dikkat edersek beta 2 ne yapıyor? 1'i D ile eşleştiriyor. 1'i aynı zamanda S ile eşleştiriyor. Bir de 2'yi ne yapıyor? D ile eşleştiriyor. Öte yandan başka bir beta 3 kümesi verelim. 1D, 1S ve D2. Baktığımız zaman 1D sıralı ikilisi A kartezyen B'nin elemanıdır. 1S sıralı ikilisi A kartezyen B'nin elemanıdır. Öte yandan D2 A kartezyen B'nin elemanı değildir. Öyleyse bu ne olamaz? A kartezyen B'nin bir alt kümesi olamaz. Bu nedenle beta 3 1 ve beta 3 A'dan B'ye bir bağıntı olamaz. Bir bağıntı olamaz. Şimdi dikkat edersek bir bağıntı da A'dan aldığımız, A kümesinden aldığımız bir eleman birden fazla elemanla eşleşebiliyordu. Yani mesela başka bir bağıntı daha tanımlayayım. İşte 1D, 1S, 2D, 2S gibi bu bir bağıntıdır. Çünkü A kartezyen B'nin alt kümesidir. Dikkat ederseniz bir hem D ile eşleşmiş hem S ile eşleşmiş A kümesindeki bir. Ve gene A kümesindeki iki elemanı da hem D ile hem de S ile eşleşmiş. Pekala, şimdi yeni bir tanıma başlayacağız ve tanımımız da ne arkadaşlar? Tanımımız da fonksiyonun tanımını vereceğiz. Tanım diyelim. Fonksiyon özel bir bağıntıdır. Nasıl bir bağıntıdır? Şöyle söyleyelim. Evet. Evet. Beta A kartezyen B'nin bir alt kümesi olsun. Yani A'dan B'ye bir bağıntı olsun. Bağıntı olsun. Beta bağıntısına A'dan B'ye bir fonksiyon denir. Ancak A kümesindeki her elemanı B kümesindeki yalnız bir elemanla eşleştiriyorsa. Pekala. Şimdi buradaki ifadeyi bir üzerinde duralım. Bu ifade üzerinde duralım. Bir inceleyelim. Beta bağıntısı. Beta A kartezyen B'de alt küme
ve A'dan B tanımına bir bağıntı. Bunun nasıl özellikle sahip olması lazım? 1. A kümesindeki her elemanı ne yapması lazım? Elemanı B'den bir elemanla eşleştirmesi lazım. Eşleştirmeli. 2. Bu eşleştirme sadece tek bir elemanla olmalı. Şimdi her iki durumu da ayrı ayrı her iki durumu da uymayan örnekler verelim. Örnek, az önceki A ve B kümelerimiz üzerinden devam edebiliriz. A, 1, 2 ve 3. B'de D ve S harflerinden oluşuyor. Şimdi ne yapıyoruz? Biz A kartezyen B'den bir alt küme seçelim. Beta 1 diyelim. Beta 1 nasıl bir bağıntı olsun? Şöyle bir bağıntı olsun. 1 D'ye gitsin. 2 S'ye gitsin. Evet, bakın bu A kartezyen B'nin bir alt kümesidir. Ve A'dan B'ye bir bağıntıdır. Beta 1 A'dan B'ye bir bağıntıdır. Peki fonksiyon mudur? Ona bakalım. Fonksiyon değildir. Neden değildir? Çünkü beta 1 bağıntısı altında baktığımız zaman 1 D ile eşleşti, 2 S ile eşleşti. Ama A kümesinin elemanı olan 3 herhangi bir elemanla ne yapamadı? Eşleşemedi. Demek ki bu nedenle bu bir fonksiyon olamaz. Beta 1 A'dan B'ye bir fonksiyon olamaz diye söylüyoruz. Başka bir bağıntı verelim. Evet, bu sefer de şöyle diyelim. 1D, 2S, 3D, 1S diyelim. Bu da A kartezyen B'nin bir alt kümesi. Yani beta 2 A'dan B'ye bir bağıntı. Acaba fonksiyon mu? Ona bakalım. Şimdi A kümesinden biri D ile eşleştirdi. 2'yi S ile eşleştirdi. 3'ü tekrar D ile eşleştirdi. Bir sorun var mı? Yok. Bakın A kümesindeki bütün elemanları ne yaptı? Eşleştirdi. Çok güzel. Ama son bir tane daha eleman var. Orada bir sıkıntımız gözüküyor. Bakın son eleman ne yapıyor? 1'i alıyor. Ne yapıyor? S ile eşleştiriyor. Yani 1 hem D ile hem de S ile eşleştiriyor. Bu hangi koşulu karşılamamış oluyor bu durum? İkinci koşulu. Çünkü A kümesindeki her bir elemanın B kümesinde sadece tek bir elemanla eşleşmiş olması gerekiyordu ki bu ifade bir fonksiyon olsun. Bu nedenle fonksiyon olamaz. Yani evet, A kümesindeki her elemanı eşleştirdi. 1, 2, 3 her birinin birer elemanı eşleştiğini görüyorum ama 1, birden fazla elemanla eşleştiği için beta 2 bağıntısı da nedir diyemiyoruz. Bir fonksiyondur diyemiyoruz. Peki başka bir tane tanımlayalım. Bakın bu bir fonksiyon olsun. 1 Diyarbakır, 2 Seyhan değil mi olsun. Bir de 3, o da yine Diyarbakır olsun, 3D olsun. Peki bu bir fonksiyon mudur? Bakalım bu bir ilk önce bağıntı mıdır? Evet, bu A kartezyen B'nin bir alt kümesidir. Çok güzel. Peki A kümesinde açıkta kalan eleman var mı? Bakalım 1, 2 ve 3 A kümesinin elemanları. B kümesinin elemanlarını da şöyle yazayım. Bunlar da D ve S. Bunları da. Şimdi ne oldu? 1 D ile eşleşti. 2 S ile eşleşti. 3 ne ile eşleşti? D ile eşleşti. Ve bu bir fonksiyon mudur? Evet. 1 ve 3'ün aynı anda D ile eşleşmesi bir sorun mudur? Hayır, değildir. 1 ve 3 birbirinden farklı iki elemandır. Birbirinden farklı elemanların tek bir elemanla eşleşmesinin bir sakıncası
yoktur ve beta 3 nedir? Beta 3 bir fonksiyon. Beta 3 bir fonksiyon. Hatta şöyle bir örnek de verebiliriz. Bakın beta 4 diyelim buna da. 1D, 2D, 3D. Gene bu da A kartezyen B'nin alt kümesi olduğu için A'dan B'ye bir bağıntıdır. Beta 4 A'dan B'ye bir bağıntıdır. Bakarsak A ve B kümesi diye 1, 2, 3. Burada da D ve S vardı. Ne yaptı? Ne yaptı bu? 1'i D ile eşleştirdi, 2'yi D ile eşleştirdi, 3'ü D ile eşleştirdi. B dediğimiz kümede açık eleman kaldı. Bu sorun mudur? Hayır, değil. Bizim için önemli olan A kümesinde açık eleman kalmaması. Yani B kümesinden bir elemanla eşleşmemiş hiçbir elemanın kalmaması. Buradaki farklı elemanların görüntülerinin aynı olması bir sorun mu? Hayır, değil. O yüzden bu da bir gene fonksiyondur diye söylüyoruz. Fonksiyondur diye söylüyoruz. Şimdi biz fonksiyonları yazarken de arkadaşlar biz tabii ki ne yapacağız? Biz kendi dersimizde reel tanımlı veya reel değişkenli, reel tanımlı ve reel değişkenli fonksiyonlarla ilgileneceğiz. Yani biz bir başka ifadeyle R kartezyen R'nin alt kümesi olan fonksiyonlarla ilgileneceğiz. Ve biz genellikle fonksiyonları da F, G, H gibi harflerle göstereceğiz. Yani bizim fonksiyonlarımız R kartezyen R'nin alt kümesi olacak. Ve F kümesi bağıntı olarak yazıldığı zaman şöyle yazalım. X, Y sayılı ikilerden oluşur. Öyle ki X bir reel sayıdır, Y de bir reel sayıdır diye göstereceğiz. Tabii ki fonksiyonlar için biz bu bağıntı küme gösteriminden ziyade şu ifadeyi tercih ediyoruz. Bu çünkü F fonksiyonu ne yapıyor? Reel sayılara tanımlandığında bir X reel sayısını ne yapıyor? Bir Y reel sayısıyla eşleştiriyor ve biz bunu bir kural çerçevesinde yapacak, reel sayılar arasında bir ilişki kuracak. O yüzden de genel olarak biz bunu nasıl yazacağız? Y eşittir fx olarak yazacağız. Yani bağıntı gösterimini kullanmayacağız da R'den R'ye tanımlı veya şöyle olabilir, reel sayıların bir alt kümesinden başka bir alt kümesine tanımlı bir fonksiyonu yazarken F fonksiyonunu A'dan B'ye tanımlarken nasıl yazacağız? Fx eşittir Y'dir diye ifade edeceğiz. Buradaki ifadeyi de tanımlayalım. Yani F fonksiyonu A'dan B'ye tanımlanmış. Fx eşittir Y'dir diye söylediğimizde A kümesine biz fonksiyonun tanım kümesi diyeceğiz. Arkadaşlar tanım kümesi diyeceğiz. B kümesine fonksiyonun değer kümesi diyeceğiz. X'e bağımsız değişken diyeceğiz. Bağımsız değişken. Ve Y'ye de bağımlı değişken diyeceğiz. Buna neden böyle söylediğimizi de hemen bir örnekle açıklayalım. Bir örnek verelim. Örnek. Örneğimiz şu şekilde olsun. Evet. Evet, bir dikdörtgenimiz olsun. Bu dikdörtgenimizi bir kenarı x ise diğer kenarı onun bir eksiği kadar, x eksi bir birim olsun veya santimetre olsun. Evet. Böyle bir dikdörtgeni alanıyla eşleştiren bir fonksiyon tanımlayalım. Bunun alanı nasıl yazılır? Alan eşittir y diyelim. O da eşittir ne olur? X çarpı x eksi 1. Şimdi bakın buradaki x'ler bağımsız.
X'ler bağımsız. Peki Y'ler ne? X'e bağlı olarak değişiyor. X mesela X 2 olursa Y kaç oluyor? Y 2 santimetre kare oluyor. X 3 olursa Y kaç oluyor? 3 ile 2'nin çarpımından 6 santimetre kare oluyor. Yani X'i ben bağımsız olarak belirliyorken Y'yi ne yapıyorum? Y'yi tabii ki arkadaşlar X'e bağlı olarak belirliyorum. Yani kenarların bu dikdörtgenin kenarlarının çarpımı şeklinde tanımladığım için. O yüzden biz Y'ye ne diyoruz? Bağımlı değişken diyoruz. Ve bu alan fonksiyonumuzda nasıl bir kümede tanımlıdır? Aslında uzunluklar sıfıra eşit olmayacaktır. Yani dikdörtgenin tanımı olması için pozitif reel sayılardan alan da pozitif olacaktır. Pozitif reel sayılara tanımlı olan bir fonksiyondur. Ve ne yapar? Pozitif bir reel sayıyı alır. Bu alan pozitif bir reel sayı alır ve onu x ile x eksi 1'in çarpımına eşleştirir. Çünkü bir dikdörtgen verildi. Boyu ve eni arasında nasıl bir ilişki var? Eni boyunun 1 santimetre azı. Bunun arasındaki alan arasındaki ilişkiyi x'e bağlı olarak yazdığımızda bir fonksiyon olmuş oluyor arkadaşlar. Pekala. Şimdi dersimi burada son vereceğim. Daha fazla uzatmak ve sizi daha fazla yormak istemiyorum. Bir sonraki dersimizde ne yapacağız? Fonksiyon kavramına biraz daha derinlemesine gireceğiz. Bu tarz eşitlikler üzerinden giderek bir eşitlik verildiğinde, böyle bir ifade verildiği zaman o ifadenin fonksiyon tanımlayıp tanımlamadığını, tanım kümesinin ne olmadığını nasıl anlayacağımızı göstereceğiz. O yüzden şimdilik arkadaşlar dersimizi sonlandırıyorum. Değerli vaktinizi ayırıp beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.